Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler değil, çok şu değerli izleyicilerim, abicim, ablam, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah'ım hepiniz iyilik, sağlık versin, dertler ve dermanlara artırsan sanki Hüce Mevlam Cal'ın. Bugün de gördüğünüz gibi arkadaşlarım şöyle sulu diken, yani size şöyle bir göstereyim. Bunu arkadaşlar kangal diken deniyor. Kengel dikeni deniyor. Şöyle göstereyim sizlere bir can dostlarım. Bunun kalp hastalığına, şeker hastalığına, Sonra arkadaşlarım kansızlığı iyi geliyor. Bu gördüğünüz gibi şöyle dikenli sizlere de bir göstereyim. Değerli can dostlarım, bu şekilde görüyor musunuz arkadaşlarım? Vallahi çok faydalı bitkiler. Sizlere de böyle videomun başlangıcında bir söyleyeyim dedim. Bu videomuz arkadaşlar ot toplama videosu. Yabani yenilebilir otlardan yani. Eğer kanalımda hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abonelikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız, desteklerinizi bekliyorum. Evet canlarım, az sonra sizlerle bunu yerken de görüşmek üzere inşallah sizlerle birlikte. Evet canlar, şimdi sizlerle şöyle dikenlerimize soyalım değerli izleyicilerim. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlarım dikenlerin uç kısmını şöyle bir şekilde soyulu veriyor. Zaten bir uç kısmından tutuverseniz hemen kopup çıkarıveriyorsunuz. Şöyle görüyor musunuz dostlar? Şöyle sizlerle bir göstereyim. Kenar kısımları zaten yenmediğiniz bir şekilde hemen kolayca soyulu veriyor. Böyle gösteriyorum zaten sizlere de hemen nasıl soyulduğunu. Gerçekten çok kolay, çok basit, çok pratik bir soyma şekli var bunların. Böyle görüyorsunuz sizler zaten. Hemen kenarlarından soyulu veriyor. Hemen soyun, yiyin gördüğünüz yerde. Çok faydalı gerçekten. Videonun başlangıcında da sizlere faydalarını söylemiştim. Şu uç kısımlarından da arkadaşlar bunların börek yapılır. Çok lezzetli olur gerçekten. Ben bu kadar bulabildim. İki tane bulabildim. Dedemle ben iyice salam gibi falan yemez böyle şeyler, ot türlerinden. Şöyle bir şekilde sizlere de bulduğumuz kangalları yiyeceğiz dedem inşallah. Yerken sizlere çekerim değerli dostlar. Nasıl bir tadı olduğunu. Çok şekerli bir tadı oluyor diyor. Bakacağız artık bize tadına nasıl olursa. Rabbimin verdiği hiçbir şey kötü değildir. Her şeyin bir faydası var. Değerli dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi dip kısımlarından hemen kolay soyulu veriyor zaten. Bu şekilde. Hemen ucundan çıkartıveriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir de çekiyorsunuz, sonra tamam zaten. Gördüğünüz gibi şöyle. Hemen de şuradan da uçları çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bunu oradan tutuveriyorsunuz, çekiveriyorsunuz. Geliyor hemen. Uç kısımlar biraz dikenli de olsun, yine de soyuyorum. Ellerime biraz batsa da, çok fazla batmıyor yine arkadaşlar. Fazla batsa elim iyice kötü olur. Şöyle uç kısımları biraz daha dikenlere batıyor ama gerçekten faydalı. Faydası olduğu için soyup yiyeceğiz. Buyurun gelin sizler de yiyelim, bulalım. Bunu arkadaşlar ben mezarlık kenarlarından buldum da mezarın karşı taraflarından yani. O taraflarda çok oluyor. Bizim evin bu taraflarında falan hiç öyle görmedim ben. Bizim bahçede yok herhalde. Hiç bakmadım da bahçeye. Dışarıda görünce aklıma geldi. İnternette bir abla falan toplayıp yiyordu. Bunların faydalı olduğunu ben bilmiyordum o kadar. İşte Şehnaz Hanım'a falan akrabalarımıza sormuştum. Onlar da yenir onlar dediler. Tatlıdır tadı dediler. O yüzden topluyorum arkadaşlarım. Bu şekilde uç kısımlarını da alıyorum. Gördüğünüz gibi can dostlarım. Pamuk ipliği gibi olur bunun için tadı dediler. Pamuk ipliğinin tadı nasıl olsa onu da bilmiyorum da. Faydalı dediler işte, o yüzden toplayıp yiyoruz sizler de değerli dostlarım. Değerli arkadaşlarım, değerli ablalarım. Buyurun gelin sizler de toplayalım, yiyelim inşallah. Bu şekilde ben gördüğünüz gibi güzelce tamamen topladım. Yumuşacık ama gerçekten dış görünüş falan. Şöyle hiç içerisinde kalmadı galiba. Evet kalmamış. Ben şöyle ucunu koparttıracağım. Sadece tamam geri kalan yer zaten. Soyulacak başka bir yeri yoktur herhalde bunun. Tamamen soydum çünkü sizler de gördünüz zaten. Dört bir kısmını soydum arkadaşlarım. Şöyle sizlere bir yaklaştırıp göstereyim inşallah. En yakınınıza. Bir şekilde görüyor musunuz dostlarım? Gerçekten bunlar çok şifalı, çok faydalı diyorlar. Umarım ki de öyledir. Rabbim verdi hiçbir şey faydasız olmaz. Şöyle gördüğünüz gibi göstereyim sizlere de. Bizim burada yağmur çilemeye başladı yavaş yavaş. Sizler de görürsünüz zaten şöyle otlarınız hareket etmeye falan başladı. Şu şekilde az sonra yerken görüşürüz inşallah sizlerle de. Değerli can dostlarım. Evet değerli izleyicilerim, sizler şöyle şimdi yiyeceğim ben bunu inşallah. Şöyle. Hiçbir tadı yok gerçekten. Sadece öyle bildiğiniz o tadı neye benziyor diye soracak olursanız maydanoza benziyor tadı. Sizler zaten videonun başlangıcında söylemiştim neler iyi geldiğini. Kalp hastalığı niye geliyormuş arkadaşlarım? Kansere faydaları varmış. Şeker hastalığına faydaları varmış. Sonra bir de arkadaşlarım işte kansızlığı geliyormuş. Gösterdi yiyelim dedim.
Gördünüz nasıl yedirmişler. Böyle yiyeceksiniz sizler de. Ben gibi soracaksınız. Şeker gibi zaten bir tadı var. Şöyle değerli izleyicilerim, sizler de şöyle görmüş olduğunuz bu acımarlı otunu toplayacağım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere de canlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde yapraklarından topluyorum arkadaşlarım. Yukarılarından, aşağılarından, taze olan yerlerinden, neresinden bulursanız toplayın, yiyin işte bunlardan. Çok faydalı gerçekten bunlar, çok şifalı. Allah'ımın bize verdiği nimetler. Çok şükürler, bin şükürler olsun Rabbime. Toplayabiliyoruz, yiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi sırf bunlar marul şeklinde. Hala! Gel be! Ben gelen yenge. Buyurun gelin arkadaşlarım, size toplayıp yiyelim inşallah. Gerçekten çok faydalı bunlar şu şekilde canlar. Görüyor musunuz? Buralarından topluyorum şu şekilde. Bunları yiyeceğiz inşallah. Şöyle topladım, gördüğünüz gibi size şöyle bir göstereyim acımurlar. Gerçekten çok faydalı bunlar. Bu kadar yeterli olur arkadaşlarım bize. Dursun bunlar durduğu yerde. Tohumlar falan dökülür ileride. Bir daha yeriz yani, şöyle göstereyim size de bir yakına tekrardan. Merak edenler için. Sizler daha sonra yıkayıp yiyeceğim arkadaşlarım bunlar. Sizler çekeceğim inşallah. Şöyle can dostlarım, gördüğünüz bu acımurlarımızı güzel çıkalım değerli izleyicilerim. Sizler şöyle ekmeğimizi içerisine koyup yiyeceğiz inşallah. Şöyle ekmeğimizin arasını açalım. Sizler de şimdi şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle acımarlımızdan iki tane koyuyoruz. Şöyle basıyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle arasına koyuyoruz. Bunu yemeyi bilmeyenler için şöyle göstereyim dedim. Bazı kişiler çoğu otlarını nasıl yani bilmiyormuş arkadaşlarım. Onun için şöyle bir çekimde üzerine şöyle birazcık tuz atıyoruz. Bu biraz acı olduğu için arkadaşlarım üzerine limon da sıkabilirsiniz. Bu şekilde güzelce gördüğünüz gibi tamamen kapattım. Şöyle yiyoruz sizlerle birlikte. Tekrardan selamlar canlarım benim. Gördüğünüz gibi şöyle sobamızı yaptık değerli izleyicilerim. Akşam yemeğimizi de yedik. Tabii ki akşam yemeği falan onlar çekmediğimi biliyorsunuz sizler de. Aksaray taraflarına göre çekmiyorum. Ben Afyonkarahisar tarafına doğru çekiyorum. Ben Türkiye dolayısıyla herkes izleyebilecek şekilde çekiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çayımızı sobanın üzerine demledik arkadaşım. Akşamda işte misafirlerimiz gelecek. Bugün de yatılı kalacak bir misafirimiz geldi. Misafirim de sayılmaz gerçi de arkadaşım. Kendi akrabamız olduğu için kendi evimizden birisi yani. Şöyle gördüğünüz burada halam... Bunu galiba bulaşık koydu ya da çay altı bir tanesi üstüne koyarız diye koymuştur herhalde. Üstüne falan şuradan sırf ekmek ufalamış, oraları falan sonra temizlerim inşallah. Şöyle gördüm, buranın içeride bir şey yok ama çoğu kişi bunu böyle açık bırakıyor. Aksaray yöresinde de öyle, Demirci kasabasında da öyle, Afyonkarahisar'da böyle gördüğünüz gibi şöyle. Bazı kişiler böyle kapağını açık bırakıyor ama şimdi şöyle açık bırakmayayım. Ev içi bayağı bir sıcak oldu, üstüne gömlek olsa daha iyi. Ne sıcak yani arkadaşlarım valla. Ev içine durulacak gibi de PTA'ya doğalgaz alışık olunca iyice. Bunların yanında böyle durulmuyor. Sizlere sadece şöyle bir video çekmek için burada duruyorum sadece. Yoksa arkadaşlar benim yerim ta öbür taraf, ta öbür tarafta duruyorum. Bu tripodun şeyin ışığı da kameranın bayağı ışık şey yapıyor arkadaşlar. İnsanın gözünü yoruyor. O yüzden şu tarafa doğru bakıyorum ben birazcık, kusura bakmayın sen. Çünkü o tarafa baksam iyice kör olacağım. Önce benim bu gözlüğüm falan yoktu da sırf bu ışıklara baka baka gözlerim böyle oldu. Önce gözlüğüm numarası kaç numaraydı? Benim gözlüğüm dinlendirici değil herhalde. 58 mi 0,8 mi neydi? Yine 1,74 mi olmuş arkadaşlar. Vallahi bakın ne kadar yükselmiş. Telefonunuzun ışıklarına falan öyle fazla bakmayın. Televizyonlara da fazla bakmayın. Sanki sen az baktın o zaman bizi uyarıyorsun diyeceğiniz de şimdi. Yani sizler bakmayın. Evin işte bayağı sıcak oldu. Şu üstündeki gömleği falan çıkartacağım da arkadaşlar. Şimdi sonra üşürüm falan, bir de kollarım kısa oldu. O yüzden yani arkadaşlarım sobamızın üstünü kapatmış, adam altına kapatmış. Şu duman çıkan yerlerini kapatmış. Çünkü duman çıkan yerlerini kapatınca puf 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 şuralardan sırf duman çıkıyor. Bir görseniz valla sobası olanlar önceden bilirler. İçinde kömür falan yok ama yine de işte koyuluyor böyle. Odun falan, odunla ısınılıyor yani. Bizim burası da kerpiç evi olduğu için sizlere zaten önceden göstermiştim. İnşallah buraları size şöyle bir ev turu olarak da bir içerileri çekeceğim. Değerli can dostlarım. Ama gerçekten sıcak oldu. Sıcak olunca da pahalı insan konuşamıyor. Normalde sizler beni daha çok biliyorsunuz nasıl konuşuyorum hızlı hızlı. Sizler de yavaş yavaş konuş olsam diyorsunuz. Ama ben de işte konuşamıyorum. O gün bir izleyici yazmış. Buradan da söyleyeyim sizlere. Makinalı tüfek gibi konuşuyorsun. Arkanda sen kovalayan var, atla. Öyle yazmış yani bana. Bir görseniz
Benim normal konuşmam da böyle, sizler de böyle, normal insanlar da böyle. Ama sizler çok hızlı gibi geliyor, ben normalde böyle konuşuyorum. Normal konuştuğum kişiler anlıyor. Bu kameradan niye böyle oluyorsa bilmiyorum, biraz hızlı konuşuyor gibi geliyor herhalde size. Ben normalde böyle konuşuyorum. Değerli can dostlarım, değerli abilerim, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Yeni katılan abonelerimiz var, yeni katılan izleyicilerimiz var. Onlar da hoş gelmeyi, sefalar getirmişler. İyi de geldiniz, beni çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ olun, var olun. Allah'ın hepinizden bir kere de 1000 kere razı olsun inşallah. Beni izlediğiniz için Allah'ım çoluğunuzu, çocuğunuzu esirgesin inşallah. Rabbim teşekkür ederim sizlere, şükranlarımı sunarım. Beni bir kardeşiniz olarak gördünüz. Ablam, sizler benim ablam oldunuz. Sizleri anne yerine koydum. Sizler de beni oğlunuz, evlatınız yerine koydunuz, babanız yerine koydunuz. Sağ olun, teşekkür ederim sizlere. Sizler sayesinde bu YouTube'umuzdan bir gelir olur arkadaşlarım. Sağ olun, var olun, desteklediğiniz için. İşte arkadaşlarım çok olmasa da Allah'a şükretmeyen çoğu bulamazmış işte arkadaşlarım. Sizler de biliyorsunuz. Rabbim ev alacaklara ödeme kolaylığı versin inşallah. Evlenecek olanlara da yardım etsin Yüce Allah'ım Cemal Allah'ım. Bu zamanda gerçekten arkadaşlar çok zor oldu. İşte bugün de videomuzun sonuna geldik sizlerle birlikte. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, bir videom daha sonuna geldi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarınızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli can dostlarım.